Amerika Başkanı Biden yaklaşık 200 yıldır tamamen beyaz erkeklerden oluşan Anayasa Mahkemesi yargıçlığına siyah bir kadını aday göstererek seçim kampanyası vaatlerinden birini daha hayata geçirmiş oldu. İsim biliniyordu. Ketanji Brown Jackson. İlk siyah kadın yargıç olacak eğer onaylanırsa, ki onaylanacak gibi de görünüyor şu an koşullara bakıldığında. Kısa süre önce kameralar karşısına çıktı Biden'la birlikte. Kimdir bu Johnson ve ne tür ilkleri getirecek gibi görünüyor Amerika Anayasa Mahkemesi'ne? Biraz önce saat 2'de düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı ABD Başkanı Joe Biden, Ketanji Brown Jackson'ı aday gösterdiğini Anayasa Mahkemesi yargıçlığına. 51 yaşında, Harvard mezunu ve Amerika'da federal ceza politikasını geliştiren daire olan ABD Ceza Komisyonu, yani hüküm komisyonu diye de çevirebiliriz belki. O komisyonda görev yapmış ve 2013'te de federal yargıç olarak göreve başlamış bir isim. 83 yaşındaki Anayasa Mahkemesi yargıcı Stephen Breyer önümüzdeki yaz emekliye ayrılacağını söylemişti, açıklamıştı. Dolayısıyla Ketanji Brown Jackson onun yerini alacak Anayasa Mahkemesi. Ve böylece Anayasa Mahkemesi'nde muhafazakar yargıç Thomas Clarence'dan sonra ikinci siyah yargıcı olmuş olacak Anayasa Mahkemesi'nde Amerika'nın. Tarihteki de üçüncü siyah. Evet, tarihteki de üçüncü. Zaten 233 yıllık tarihinde Anayasa Mahkemesi'nde bir ilk siyah kadın yargıcı olarak. Zaten ABD Başkanı Joe Biden'da yaptığı açıklamada bugüne kadar Anayasa Mahkemesi Amerika'yı tam manasıyla yansıtmıyordu. Bu aday göstermeyle birlikte Amerika'yı tam olarak yansıtan bir Anayasa Mahkemesi olmuş olacak mesajını verdi. Tabii Amerika'da Anayasa Mahkemesi'ne, mahkemesi yargıçlığına aday gösterdiği zaman başkan bu senatonun onayına tabi oluyor. Göreve başlaması için de Jackson'ın senato onayı gerekiyor. Senato Adalet Komisyonu Başkanı Dick Durbin, Jackson'ın adaylığını değerlendirmek üzere hızlı hareket etmesini istediğini söylemişti komisyonun. Şimdi senatörlerin amacı 2 haftalık bahar tatiline girmeden önce 8 Nisan'a kadar bu süreci tamamlayabilmek. Oturumların da Mart ayı ortasında başlayabileceği belirtiliyor. Bir takım işte Ukrayna krizi gibi konular bu süreci geciktirebilir mi diye sorulduğunda yetkililere pek geciktirmesini beklemiyoruz demişlerdi. Dolayısıyla Ketanji Brown Jackson senato onayını alırsa aldıktan sonra göreve başladığında bir ilk gerçekleşmiş olacak Anayasa Mahkemesi'nde. Bakalım Amerika'nın diğer demografik çoğunlukları da temsil edebilecek mi Anayasa Mahkemesi'nde? Onun için herhalde daha uzun bir zaman gerekiyor. Çünkü sayısı belli, sınırlı Anayasa Mahkemesi üyelerinin. Ama bir ilk adımı atmış oldu. Böylece Amerika Başkanı Joe Biden...